Kanal Pırat ekranlarına, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın ikinci iş gününden, salı gününden sizlere sesleniyoruz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve bizler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sayın seyirciler, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bağlı 4 ilde istihdam edilmek üzere açılan 19 kişilik kadro için bugün kura çekimi yapıldı. Alınacak kişi sayısının 4 katı kadar kura çekildi ve kuralar noter huzurunda gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çeşitli görevler için 19 işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından 1861 kişi başvuru yaptı. Mesela boyam ustası katılımcı sayısı 11, alınacak kişi 1. Bir kişi alınacak. 4 asil kurası çekeceğiz, 4 de yedek. Mesela yükleyici, loder operatörü 1 kişi alınacak. 4 asil, 4 yedek çekeceğiz. Demir kaynak ustası 2 kişi alınacak. 8 asil, 8 yedek. SRC 4 belgeli şoför 3 kişi alınacak. 12 asıl, 12 de yedek kurası çekeceğiz. Ağır vasıta ustası 3 kişi alınacak. 12 asıl, 12 yedek. Katılımcı sayısı ise mesela SRC'de 1146. İşe alınacak kişilerin belirlenmesi için DSİ misafirhanesinin Harput salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 689 Munzur Baba Olcay. Munzur Baba Olcay. Asıl ve yedeklerden belge talebinde bulunacaklarını belirten DSİ Şube Müdürü Aysel Türkan, belgeleri uymayanların eleneceğini söyledi. Asil olarak belirlenen kişilerden, belgesi uymayanlardan, yedekler de aynı sayıda belirlediğimiz için yedeklerden asillere dahil olmak üzere tutanakla tespit edilecek ve belgesi uymayan, asillerden belgesi uymayanlardan onlar elenecek ve aynı belgesi uyan yedek listeden asil listesine dahil edilecekler. Sınavımız yapılacak 3-13 arasında. O süreci buna göre devam ettirip nihai sonucu DSİ Genel Müdürlüğü sayfasından sizlere duyuracağız inşallah. Yapılan kura çekiminde alınacak işçi kadrosunun 4 katı olan 76 kişinin ismi belirlendi. İsmi belirlenen işçi adaylarından sözlü, yazılı ve uygulamalı sınav sonrasında kazananların işbaşı yapacağı belirtildi. Sayın seyirciler, önceki gün Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı bir köyde bulunan 6 evde yangın çıkmıştı. Daha doğrusu çamaşır makinesi ya da yayık makinesinden çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında 6 ev kullanılamaz hale gelmişti. O köyde yanan evlerde soğutma çalışmaları devam etti sabaha kadar ve 6 evde yaşayan 27 kişi sağlam birkaç parça eşyasını kül olan evden dışarı çıkardılar ve yetkililere, devlete seslendiler. Bize yardım edin. Yangın önceki gün öğleden sonra ilçeye bağlı Karakaş köyünde meydana geldi. Köyde Yaşar Özel'e ait bir evde çamaşır veya yayık makinesindeki kısa devreden olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede evi sarıp birbirine bitişik olan diğer evlere sıçradı. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla 6 evdeki yangın 4 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Bir kişinin müdahale sırasında yaralandığı olay yerine valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı başta olmak üzere çok sayıda ekip ailelere destek amaçlı gönderildi. Üçü tamamen yanan, diğer üçü de büyük zarar gören evlerin bazılarından hala dumanların çıkması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri de dumanların çıktığı bölgede soğutma çalışmasını sürdürdü. Kullanılamaz hale gelen 6 evden sağlam kalan eşyaları aileler bugün dışarı çıkarmaya başladı. Toplam 27 kişinin yaşadığı evlerde kalan aileler, ilk andan itibaren yetkililerin ve komşularının yardımcı olduğunu belirterek kalıcı bir destek beklediklerini aktardı. Her şeyimiz gitti. Ondan sonra devletten yardım bekliyoruz. Allah razı olsun, kendileri yardımcı oldu zaten.
Yani bilmiyorum da artık ne söyleyeceğim. Evim yitti, yandı bitikil oldu yani. Her şeyimle beraber. Çamaşır olsun, dolap olsun. Bütün eşyam olsun. Her şeyim yandı. Bu amcalarımınkini de yandı. Ondan sonra komşular ki yani çatılar her şey gitti. Yani biz taradan gelene kadar yani evler tam alev almıştı yani. Onun için bilmiyorum yani neden çıkmış. Kimse evde de yoktu. Ne biz ne amcam gitti. Komşular vardı. Onlar da Allah razı olsun yardıma koştular ama itfaiye gelene kadar elden bir şey geldi. Yani beraber 6 ev ve yani evler, ahırlar sıkıntı yoktur. Bunlar yandı, yani her şey yandı. Ondan sonra bütün eşyalar yandı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Allah razı olsun yani devletimizden, kaymakamdan, köyümüzden. Herkes yardıma koştu ama en son yapacak bir şey kalmamıştı. Herkesten Allah razı olsun, herkesten bir yardım bekliyoruz. Allah razı olsun herkes, hepimizden. 6 evimiz şu anda yani kullanılmaz haldedir. Allah'a şükür ölümümüz, yaralımız, hayvanlarımıza bir şey olmadı. Onları kurtardık en azından. Köy muhtarı Yavuz Can, yangın haberini alır almaz yetkililere haber verdiklerini ve mağdur olan aileler için devletten destek beklediklerini söyledi. 1,5-2 civarında ben haber aldım, geldim buraya. Yetkililere haber verdik. İtfaiye olsun, kaymakamlık olsun, yeni başkan, belediye başkanlarımız olsun. 5 itfaiye ile müdahale ettiler. Sonuç görünen bu. Her şey ortada. Devlet yetkililerimizden yardım istiyoruz bu arkadaşlar hakkında. Bizler de bir kez daha geçmiş olsun diyoruz Arıcak'taki yangında mağdur olan vatandaşlarımıza ve bir başka haberle devam ediyoruz. Şimdi sizleri ünlü film ve belgesel yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu ile ilgili bir habere götüreceğiz. Biliyorsunuz kendisi hem Elazığlı hem de geçtiğimiz hafta sonu Elazığ'a gelmişti. Akşam Ajansı'nda da ağırlama fırsatı yakalamıştık. İşte Ertuğrul Karslıoğlu bu kez neden belgesele yöneldiğini sadece Kanal Fırat mikrofonlarını anlattı. Ertuğrul Karslıoğlu Türkiye'nin nadir belgesel yönetmenlerinden. Sırtını Anadolu'ya vermiş, gözleri her daim ufka ve çağdaşlığa adanmış bir yaşayan çınar. Şimdi bu yani önce belgesel çekilir, çekerim ben sonra da film yaparım düşüncesi. Bu kafaca hazır olmayan ama biraz egosantrik bir düşünce diyelim buna. Çünkü belgesele başladıktan sonra başka bir tarafa kaymanın çok olası olduğunu düşünmüyorum ben. Yani eğer bunu hazmederseniz, belgeselin o içinde var olan duyarlılığı, gerçekliği yakalamaya çaba gösterirseniz kurmacaya yanaşmazsınız. Hobi olarak yaparsınız, bir iki tane belki çekersiniz. Ama belgesel asıl olan mesleğinizse o devam eder. Dolayısıyla ben hiç kopmadım. Yaptım, diziler yaptım, kısa filmler çektim ama belgesel hep bir taraftan geldi. Sonunda da gene belgesel devam ediyor şu an. Hayat öyküsünden belgesellerine kadar tüm yaşanmışlık hikayesini mikrofonlarımıza anlatan Karslıoğlu, Fırat Nehri boyunca uzanan coğrafyadaki yaşam, kültür, gelenek, görenekler ile tarihi ve kültürel değerlerin anlatıldığı 8 bölümlük belgeseli Fırat'ın Türküsü'nün detaylarını da paylaştı. Evet, enteresan o. Fırat'ın Türküsü'nü aslında biz o dönemde arkadaşlarımla beraber, tabi biliyorsunuz sinema işi, belgesel sinema işi. Evet. Ya bunu bir defa sinema diyelim. Yani belgesel ayrı, sinema ayrı, kurmaca sinema ayrı diye öyle bir şey yok. Belgesel sinema, sinemanın dallarından biri. Belgesel, kurmaca, işte animasyon vesaire, evet. Böyle dalları çoğaltabilirsiniz. Biz arkadaşlarımızla birlikte Fırat ve Dicle'yi konu alan aşağıya körfeze dökülünceye kadar bir serüveni sürdürmeye ve onun etrafında oluşan kültürleri koymaya çalıştık. Ancak o zaman Saddam Irak'a geçişimize izin vermemişti. Türkiye'de sınırlar içerisindeki Fırat'ı ve Dicle'yi konu edinmiştik. Tabii su insanın vücudunun biliyorsunuz 1/4 neredeyse su. Yani yaklaşık söylüyorum, bütün bunlar ciddiye alınmasın, ne kadardır onu bilemem, onu bilim insanları gayet güzel söylüyor. Su. Dolayısıyla su çok önemli insanlık için ve bütün kültürler de suyun etrafında oluşur.
Belgesele dönüşüyle ilgili ise Karsoğlu, belgeselin gerçeği yakalama işi olduğunu kaydetti. Belgesel sinema sadece sorunları ortaya çıkaran, sorunları sergileyen anlamında alınmamalı. Belgesel sinema bir gerçekliği yakalamaya çalışan insanların yaptığı bir iş. Gerçeklik nedir? Karşınızda duran somut bir olgudur. O olguyu ya da bir olayı çekmeye kalkışırken mutlaka yorum, yaratıcı yorum katmanız lazım. Yani tanımda deriz ya, gerçeğin yaratıcı biçimde yorumlanması belgesel. Sayın seyirciler, 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzla bilimsel ve sanatsal yönden yetenekli olan çocuklar 3 aşamadan oluşan sınavları geçmesi takdirde bilim sanat merkezlerinde eğitim almaya hak kazanacak. Öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla üretken, sorun çözen, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri, yaratıcı düşünce, keşif, icat, sosyal ilişkilerde başarı, inovasyon, liderlik, iletişim ve sanat beceriler kazanmaları amacıyla eğitim veren Bilim Sanat Merkezi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme Kılavuzunu yayımladı. Sadece öğretmenin, yani 1. 2. 3. sınıf, ilkokul 1. 2. 3. sınıf öğretmenlerinin kendi sınıfında yetenekli gördüğü, özel yeteneği olduğunu düşündüğü ya da yaşıtlarından belirgin farklılık olduğunu gözlemlediği, üstünlük anlamında, yetenek anlamında öğrencileri sistem üzerinden, e-okul sistemi üzerinden bu süreci dahil etme süreci başladı. Önümüzdeki hafta 25 Kasım 06 Aralık 2019 tarihleri arasında bu süreç devam edecek. Herhangi bir sınır, herhangi bir kontenjan, herhangi bir ücret yok. Sadece kriter öğretmenin gözlemi. Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, bilim sanat merkezlerinde kontenjan sayılarının başvuran sayısı ve başarı oranlarına göre her yıl değiştiğini söyledi. Bir önceki yıl Elazığ'da 90-100 civarında öğrenci bilim ve sanat merkezine yerleşmişken, geçen yıl 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan taramada 200 civarında öğrenci bu süreci başarıyla geçti ve bilim ve sanat merkezine kayıt yapma hakkı kazandı. Ve eğitim öğretim hayatları boyunca okul derslerine paralel olarak yine yeteneklerine uygun olarak bilim ve sanat merkezinde eğitim görecekler. Bilim sanat merkezlerinde öğrenciler 3 aşamadan oluşan sınavları geçmeleri halinde eğitim alabilecekler. Öncelikli olarak öğrenci önerme süreci var. Yani bunu da öğretmenler yapıyor. Ama tabii velilerimiz de bu süreci takip edip çocuklarında gözlemledikleri yetenekler konusunda öğretmenlerine hatırlatmada bulunup benim çocuğumun başvurusunu talep ediyorum diyebilir. Öğretmen de eğer gerçekten o öğrencide farklı bir yetenek gözlemlediyse bu sürece dahil edebilir. Bu birinci aşama. Yani öğrenci yönlendirme aşaması. Öğrenci yönlendirme bittikten sonra, bu sayı netleştikten sonra ilk aşama grup tarama sınavı aşaması. Bu da Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında Elazığ'da belirlediğimiz bir okulda yapılıyor. Bu grup tarama sınavı tamamen merkezi düzeyde bakanlığın tabletler üzerinden gönderdiği bir değerlendirme sınavıyla oluyor. Bu sınavı geçenler, grup tarama sınavını geçen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınıyor. Bu bireysel değerlendirme de yine bakanlığımızın belirlediği standart ölçeklerle, testlerle oluyor. Bizim zeka testleri dediğimiz testlerle oluyor. Ve sayın seyirciler, Akşam Ajansı'na canlı yayın konuğumuzla devam ediyoruz. Biraz önce haberimizde de sizlere aktardık. Bilim sanat merkezleri için bir kılavuz yayımlandı ve bu kılavuzla bilim sanat merkezinde eğitim almak isteyen çocukların ne gibi özellikler taşıdığı, hangi aşamalardan geçerek bilim sanat merkezlerinde eğitim alacağı yönünde gerekli açıklamaların yapıldığı bir kılavuzdu. Haberimizde de aktardık. Şimdi bunu detaylandıracağız. Çünkü özellikle son yıllarda sağlam nesillerin bir özellikle bilimsel ve sanatsal yönden gelişmesi istenen bir toplum olduğumuz için
Bu noktada özellikle devletimizin sağladığı bu merkezlerle yeni nesilleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bizlerden Bilim Sanat Merkezi'nde ne tür eğitimlerin verildiğini hem de bu yıl alınacak olan öğrencilerin ne tür şartlar taşıması gerektiğini konuşacağız. Konuğumuz Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Bekir Erol. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim biraz önce de haberimize de aktardık. Şimdi son yıllarda Türkiye'de özellikle bilimsel davranışları kendisine edinen, özellikle bilim ve sanat yönünde yeteneği olan çocuklarımızın yeteneklerinin farkına varılması, bu yeteneklerin geliştirilmesi noktasında bilim sanat merkezleri gibi eğitim veren kurumların çoğalmasıyla birlikte artık ne derler, dijitalleşen ve gelişen teknoloji dünyasında bizler de var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle soralım. Şimdi özel yetenekli çocuk dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Bizler kimlere özel yeteneği var diyebiliyoruz çocuklarımızda? Öncelikli olarak bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Eski halk arasında ki kavramlarla, eski kavramlarla bunu tanımlamak gerekirse aslında işte zeki dediğimiz, hani çok zeki, yaşıtlarından daha zeki dediğimiz bireylere, çocuklara biz artık işte özel yetenekli çocuk diyoruz, özel yetenekli birey diyoruz. Yani bir önceki tanımlamada üstün yetenekliydi ama şimdi üstün yetenekli de artık uygun bir tanım olmuyor. Üstün dediğiniz zaman bir gruba, diğeri de üstün olmayan veya düşük. Aşağılamış oluyorsunuz. Yani o nedenle üstün yetenekli de demiyoruz artık. Özel yetenekli, yani bulunduğu yaş grubu içerisinde yaşıtlarından farklılık gösteren bir yeteneğe sahip. Bu hangi alanda olabilir? Sizin de bahsettiğiniz gibi resimde, sanatta olabilir, müzikte olabilir. Genel yetenek dediğimiz matematikte olabilir veya şeyde edebiyatta olabilir. Bunun gibi fen bilimlerinde olabilir. Farklı alanlarda yaşıtlarından belirgin bir farklılık gösteren, yani üstünlük gösteren veya işte daha iyi dediğimiz çocuklara biz özel yetenekli çocuklar diyoruz. Bu tabii ki sadece bir gözleme dayalı olarak tespit edilmiyor. Bunun birçok aracı var, testleri var bu tanıyı veya bu değerlendirmeyi yapabilmek için. Bizler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü olarak her yıl bu taramaları yapıyoruz. Özel yetenekli bireylerin, toplumun, bir ülkenin gelişimi, güçlenmesi, geleceği için çok önemi var. Neden? Çünkü bilimi, teknolojiyi üretecek olan bu beyinler. Devletimiz de sağ olsun son yıllarda özellikle özel yetenekli çocukların eğitimi, tespiti, yönlendirilmesi konusunda ciddi anlamda çaba gösteriyor, yatırımlar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de birazdan bahsedeceğiz. İşte bilim ve sanat merkezleri çoğalıyor Türkiye'de, sayısı artıyor. Bu çocuklar için açılmış yerler. Bizler de onların değerlendirmesini, tanılamasını ve yönlendirmesini yapıyoruz. Şimdi hocam eskiden aileler, özellikle maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını küçük yaştan itibaren işte bilim de olabilir ama daha çok sanatsal faaliyetler açısından kurslara gönderirdi. İşte bir enstrüman çalsın, bir koroya girsin ya da bir resim yapsın gibisinden. Ama şimdi bu durum sadece maddi durumu iyi olanlar arasından değil, tüm gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ailelerin aslında bilim sanat merkezleri aracılığıyla elde edeceği bir şey. Şimdi bir hatta anne ve baba diyordu ki işte bir yöne doğru bir eğilim varsa bunu çıkarmak adına bu kursları aldırıyoruz diyen aileler vardı. Şimdi bir anne baba ve eğitim hayatına başlamış bir çocuğun öğretmeni, bir çocukta gerçekten özel bir yetenek ya da diğer yaşıtlarına göre farklı bir yeteneğe sahip olduğunu nasıl anlayabilir ya da nasıl gözlemlenebilir? Evet. Buradan ailelere özellikle bir tavsiyeniz olacak mı? Tabii ki bizim için önemli olan bu çocukların erken yaşta ne kadar erken tespit edilip ve ona uygun yönlendirmeler, eğitimler, destekler sağlanırsa
ülkenin geleceği için de, o çocuğun geleceği için de doğru bir adım atılmış olur. Bunu birçok aşaması var. Yani fark etmek nasıl fark edilir? Anne baba nasıl fark eder? Öğretmen nasıl fark eder? Zaten özel yetenekli çocuk kendini fark ettiriyor bir şekilde. Bakın çok somut bir örnek vereyim. Bir öğrencimiz vardı. Biz rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğü olarak ayrıca bu çocukların testlerini de uyguluyoruz. Zeka testleri uyguluyoruz. Değişik performans testleri uyguluyoruz. Bir çocuk geldi. Benimle mesela evrendeki kara delikler üzerine sohbet etmeye başladı. Yani bu dediğim çocuk ilkokul birinci sınıftı ya da ikinci sınıftı. Benim bilmediğim kavramlar kullanıyor. Yani o çocuğun bunu araştırması, bir yerden okuması vesaire mümkün değil. Ama bu çocukların kapasitesi gerçekten yaşıtlarının çok çok üstünde. Ve mutlaka kendisini bir noktada daha 2-3 yaşında belki daha erken fark ettiriyorlar. Yani iyi bir gözlemci anne baba veya iyi bir gözlemci öğretmen bunu fark eder. Yaşıtlarından belirgin diyoruz. Bakın belirgin düzeyde bir farklılık gösterecek. Yaşına uygun olmayan bir öğrenme becerisi gösteriyorsa 2-3 yaşında kendiliğinden kendi kendine hiçbir destek, çaba olmadan okumayı öğrenmişse bu bir belirtidir mesela. Daha 2-3 yaşında yani bir ilkokul öğrencisinin bile bilmediği aritmetik becerileri, matematik işlemlerini yapabiliyorsa, yaşına uygun olmayan, yaşının çok çok üstünde bilimsel konuşmalar vesaire yapabiliyorsa, yine yaşıtlarının veya normal yetişkin bir bireyin bile yapamadığı müzikle ilgili veya görsel sanatlarla, resimle ilgili becerileri varsa, bunların hepsi bir belirtidir. Yani o çocuk mutlaka fark ettirir kendini. Ama şununla karıştırmayalım. Siz dediniz yani anne babalar çocuklarını belirli kurslara gönderiyorlar. Yeteneği gelişsin veya ilerlesin ya da fark edilsin. Bu ayrı bir şey. Yani tabii ki hobi anlamında çocuklarımızı ilgi duyduğu, yetenekli olduğu alanlara yönlendirelim. Ama yeteneği yoksa da bence çok fazla da zorlamanın, zorla bir alanda çocuğu eğitmeye çalışmak ona baskı oluşturacaktır, stres yaratacaktır. Buna gerek yok. Zaten o çocuğun belirli bir alanda, genel yetenek alanında, resim alanında, müzik alanında yeteneği varsa bu bir şekilde ortaya çıkıyor. Çıkmasının zeminini anne baba oluşturabilir. Yani imkanlar ölçüsünde şey sunabilir, şartlar oluşturabilir, materyaller alabilir, araç gereç alabilir. O çocuk zaten o zengin yaşam içerisinde mutlaka kendisini gösterir, fark ettirir. Evet. Peki hocam, şimdi benim sanat merkezleri Türkiye'de artık her ilde bulunan, hatta büyük şehirlerde birden fazla merkezler halinde oluşturulmuş. Şimdi dediğiniz gibi araştıran, sorgulayan, el becerilerini, zeka becerilerini kullanabilen öğrencilere eğitim veriyor ve bu eğitim yaşamı boyunca da hem kendisine hem de yarın öbür gün atılacağı iş hayatında ülkesi için bir avantaja dönüşecek. Evet. Bu noktadan baktığımızda mesela Elazığ'a indirgeyelim. Şimdi Elazığ'da da var. Evet, gerçekten çok başarılı çalışmalar da yapılıyor. Bizler de zaman zaman bunu ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten öğrenciler artık eskisi gibi ya da daha evvelki dönemlerdeki gibi değil, daha çok bir şeylere ulaşabiliyor. Tabii günümüz şartlarının, çağının şartları da çok önemli. Şimdi Elazığ'a bakıyoruz. Dün de siz de röportajda ifade etmiştiniz. Aslında belirli bir kontenjanı yok. Ne kadar başvuru yapılıyorsa bakanlık kendi içerisindeki bir aşama sonrasında öğrenciler başarılarına göre eğitim alıyorlar. Evet. Şimdi yeni bir kılavuz yayımlandı. Bu kılavuzla birlikte Elazığ'da bu yeni dönemde neler olacak? Öğrencileri neler bekliyor? Bu öğrencilerin başvuru şartları nelerdir? Kimler yönlendiriyor? Bilgilerini sizden alalım. Şimdi tabii öncelikle Bilim ve Sanat Merkezi Müdürümüz Zülfü Yapıcı'ya teşekkür ediyorum. Onun da selamları vardı sizlere. Aleyküm selam. Asıl işi yürüten onlar. Tabii biz daha çok tarama, tespit boyutunda görev alıyoruz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak, müdürlüğü olarak. Onlar işin eğitim, o çocuklarımızın işte kendini geliştirmeleri, proje üretmeleri, fikirler, eserler üretmeleri konusunda onlar destek oluyorlar.
Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi de gerçekten bulunduğu bölgede başarılı çalışmalar, projelerin bazında da başarılı çalışmalar yapıyorlar. Hı hı. Şimdi her yıl düzenli olarak bir tarama yapılıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ve bu tarama son 3-4 yıldır 1-2-3. Sınıflarda, yani ilkokul 1-2-3. Sınıflarda yapılıyor. Tüm ilimizde öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz belirli bir dönem var. Bu sene 25 Kasım'da başlıyor. Yani haftaya sınıf öğretmenlerimiz, 1-2-3. Sınıfın öğretmenleri kendi sınıflarında biraz önce bahsettiğim özellikler bakımından, yaşıtlarından farklılık gösteren, olumlu anlamda farklılık gösteren çocukları, öğrencileri bir modülümüz var. E-okul modülünden öneriyorlar. Diyorlar ki bu çocuğun bilim ve sanat merkezine girmesi, sürecine girmesi uygundur, yetenekli bir çocuktur diyor. Herhangi bir sınırlama yok. Yani işte şu kadar sayıda olacak. Bir kişi de olur. Tüm sınıfı da önerebilir. Bizim önerimiz, tavsiyemiz ne kadar çok kişi önerilirse o kadar yararlı. Neden bu bir tarama? Çünkü yetenek bazen gizli kalabiliyor. Şununla da ilişkili değil, bunu da çok net söyleyelim. Başarılı çocuk yeteneklidir diye bir şey yok. İlişkilidir ama bazen çok başarısız çocuklarda bile özel yetenekli, üstün yetenekli dediğimiz çocuklar çıkabiliyor. Yani o apayrı bir şey. Bu zeka dediğimiz diğer sanatsal faaliyetlerdeki yetenek çok farklı bir şey. Çocuk çok başarısız olabiliyor ama resimde, müzikte çok yetenekli olabiliyor. Yani o kritere bakmaksızın yaşıtlarından genel yetenek, resim, müzik alanlarında, görsel sanatlar ve müzik alanda yetenekli olduğunu düşündükleri öğrencileri teklif ediyorlar bu sürece. Sisteme işliyorlar, bu öğrencileri yönlendiriyorlar ve bu süreç başlamış oluyor. Ha, bu süreçte anne babalar da şunu yapabilir, diyebilir ki benim çocuğumda şöyle şöyle yetenekler var, öğretmenine öneride bulunabilir. Öğretmen de onu değerlendirir, çocuğu yönlendirebilir. Bu birinci aşama. 25 Kasım'da başlıyor, 6 Aralık'a kadar bu süreç devam edecek. Diğer aşamalardan bahsedeyim mi? Buyurun. İkinci aşaması, bu tamamlandıktan sonra bu çocuklar bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bir grup tarama sınavına giriyorlar. Tamamen tabletler üzerinden yine yeteneği ölçen görsel içerikte sorular geliyor. O anda öğrenci tabletin başına oturduğu anda aynı anda bakanlık üzerinden sorular yükleniyor ve grup tarama sınavı dediğimiz sınav gerçekleşiyor. Bu aşamayı da çocuk geçtikten sonra geçerse eğer yine bakanlığın belirlediği bir üst sınırdaki kontenjan dahilinde son aşamaya kalıyor. Son aşama da Mayıs ayında, Haziran ayında başlıyor. O da bireysel değerlendirme dediğimiz değerlendirme. Onu da bizim Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlar standart kullanılan bakanlığın belirlediği bir değerlendirme aracıyla son değerlendirmeyi yapıyorlar. Onu da geçen çocuk Bilim ve Sanat Merkezi'ne yerleştirme hakkı kazanıyor. Üç aşama var. Bu üç aşamada başarılı olan Bilim ve Sanat Merkezi'ne kayıt yaptırma hakkı kazanıyor. Bu dediğimiz tabii 100 kişiden belki bir kişi, iki kişi. Zorlu bir süreç ama ben yine anne babalara şunu söylüyorum. Çocuğunuzda bir farklılık gözlemliyorsanız mutlaka bu sürece dahil edin. Kayıtsız kalmayın. Desteklensin. Sadece okulla sınırlı kalmasın, ayrı bir destek alsın. Peki hocam, şimdi diyelim ki bir öğrencimiz var. Bu dediğiniz tüm aşamaları başarıyla geçti. Mesela diyelim ki bu öğrencimiz birinci sınıfta. Evet. Bu bir yıl boyunca zaten bu üç aşamayı yaşayacak bir kere, doğru mudur? Daha sonra Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim almaya hak kazanacak. Ve daha sonra normal örgün eğitimdeki öğrenimi devam ederken... Paralelinde mi bu devam edecek? Yani biraz bir okul değil. Belki dediğiniz gibi Bilim Sanat Merkezi değerli müdürümüz daha vakıflardır konular ama mesela nasıl bir eğitim veriliyor? Şimdi okul derslerine ek bir eğitim mi, yoksa tamamen öğrencinin bilgi ve becerisine göre, yeteneğine göre mesela diyelim ki bir müzikte başarılı ya da fen bilimlerinde, matematikte başarılı. Ona göre bir sınıflandırma yapılarak mı eğitim alıyor? Şimdi, ve ne kadar sürüyor bu eğitim? Yani bu süreç bittikten sonra öğrencimiz hangi yetenek alanından kazanmışsa Bilim ve Sanat Merkezi'ne, atıyorum resim yetenek alanından kazandı, ona uygun bir program yapılıyor.
dediğiniz gibi okul derslerinden tamamen ayrı. Yani çocuk bilim ve sanat merkezini kazandıktan sonra kendi okulundan kaydı silinmiyor. Hı hı. Okuluna devam ediyor. Ayrıca okul saati dışında bu akşam 4'ten sonra çoğunlukla planlanıyor. Hı hı. Ve hafta sonları planlanıyor. Dediğiniz gibi çocuğun yeteneğine göre yine müfredatın zenginleştirilmiş bir hali ve daha çok işte becerilerini geliştirmeye yönelik bir program uygulanıyor. Bunun işte resim alanında farklı uygulamaları var. Zenginleştirilmiş programlar, hı hı, uygulanıyor. Müzik alanında farklı uygulamalar var. Yine aynı şekilde diğer genel yetenek alanlarında da farklı programlar var. Yani çocuğun ihtiyacına göre, seviyesine göre, bireysel özelliğine göre bir programlama yapılıyor. Ve o doğrultuda kendisi devam ettirdiği sürece, ilkokul birinci sınıftan sonra girmişse, lise sona kadar bu hakkı devam ediyor. Devam ettiği sürece bilim ve sanat merkezinden yararlanabiliyor. Hı hı. Kayıt silinme durumu yok. Hı hı. Ama yani, öğrenci isterse tabii bırakabiliyor. Devam edecek, devam etme şartlarını taşıdığı sürece. Hı hı. İstediği zaman tabii, bırakabiliyor mu? Yani mesela diyelim ki çocuk ortaokula ya da liseye, üniversite sınavına gireceği yıla kadar geldi. İstediği zaman bırakabilirdi ama biz tabii devam etmeleri yönünde tavsiyede, hı-hı, bulunuyoruz. Yani Bilim ve Sanat Merkezi'nin, hı-hı, faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bizim tabii biraz Elazığ'ımızın, Bilim ve Sanat Merkezi'mizin bir ufak sıkıntısı var. Onu da belki buradan dile getirelim. Bina konusunda bir sıkıntıları var. İnşallah o da yani tabii ki yine birçok ile göre çok iyi. Daha kompleks, daha böyle gelişmiş bir bina olsa devletimizin imkanları doğrultusunda daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi buradan özellikle ailelere mesela, şimdi şöyle de bir algımız var bizim, belki Elazığ'a özgü müdür bu bilmiyorum ama şimdi bazen aileler şunu da söylüyor, hani işte okula gidiyor, bir de bilim sanat merkezine gidiyor veya kurslara gidiyor işte. Hı hı. İşte derslerine etkiler, olumsuz yönde etkiler, işte kendine çok vakit ayıramıyor. Hı hı. Yani şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir öğrenci ilkokuldan liseye kadar, hı hı, lise sonuna kadar bilim sanat merkezine devam etti ve bu bilim sanat merkeziyle birlikte desteklenen bu eğitim, hı hı, sonraki yıllarda yaşamına sunduğu ya da sunacağı katkı nedir? Yani bunu, evet, bilimsel veri olarak biliyor muyuz? Şimdi şöyle, yani aileleri bilgilendirmek düşünmeyelim adına. Bunu bir takviye kurs gibi düşünmeyelim. Öyle, hı-hı, değil. Yani okuldaki gördüğü derslerin aynısının takviye edilmesi anlamında bir kurs gibi değil. Hı-hı. Daha çok uygulamaya dönük, daha projelerin, yeni fikirlerin, yeni becerilerin öğretildiği, uygulamalı gerçekleştirildiği ve çocukların da bu yönlerinin geliştirilmesinin sağlandığı, yani kendi özgüvenlerini yükseltecek yeni fikirler, yeni projeler üretmelerinin ortamının sağlandığı bir yer. Hı-hı. Hangi alanda yetenekliyse, yani bir okuldaki müfredatın tekrarı gibi düşünmeyelim. Onların apayrı bir programı, apayrı bir müfredatı ve tamamen dediğim gibi bu yeteneklerini güçlendirmeye yönelik, hangi alanda yeteneği varsa onu güçlendirmeye yönelik çalışmaların, eğitimin verildiği bir yer. Hı hı. Yani ve çoğunlukla da uygulamaya yönelik çalışmaların yapıldığı aslında yer. Aslında biraz da deney ve gözlem, evet, değil mi hocam? Deneylerin yapıldığı, hı hı, projelerin üretildiği, çocuğun kendi fikirlerini ortaya koyduğu projeler ürettiği, çeşitli yarışmalara, projelere katılım gerçekleştirildiği bir yer. Yani bir böyle kurs merkezi, bir eski tabirle dershane, hı, gibi vesaire düşünmeyelim. Yani eksiklerin tamamlanması için kurgulanan bir yer değil. Yok, tamamen bireyin, yani çocuğun kapasitesinin daha da geliştirilmesi, o yeteneğinin, hı hı, daha da geliştirilmesi, bunun imkanlarının, fırsatlarının sunulduğu bir yer. Hı hı. Yani çocuk kendi başına orada birçok araç gereç, o alanla ilgili, o hangi yetenek alanıysa araç gereç materyaller var. Onlar üzerinden kendi fikirlerini üretebildiği, projelerini üretebildiği ve hayata geçirebildiği bir yer. Hı hı. Yani onun için sıkıcı bir yer değil. Bilim ve Sanat Merkezi böyle ders çalışılan, bilmem soru çözülen öyle bir yer düşünmesinler. Ama bunun tabii ki çocuğun gelişimine katkısı oluyor. Çünkü bizim eğitim sistemimizde eksik bıraktığımız yerlerden birisi de uygulama, hı hı, araştırma, becerilerini ortaya koyma, sergileme. Bu konuda eksiğimiz çok olduğu için bilim ve sanat merkezleri buna uygun. Hı hı.
aynı zamanda çocukların o özgüvenlerinin oluşmasına, tabii. Toplum içindeki durumlarına, kendini ifade etme tarzına, hı-hı, hatta elindeki var olan yeteneğin uygulanması noktasında da son derece önemli. İmkan yani toplum içerisinde yeteneğinizi ortaya çıkarmak biraz zordur. Özgüven ister. Tabii. Bu sayede özgüvenleri de yerine gelmiş oluyor. Orada görev yapan öğretmenlerimiz seçilerek alınıyor. Hı-hı. Donanımlı öğretmenler. Hepsi alanında yüksek lisans doktora yapmış, kariyeri yüksek öğretmenler. Belirli sınavlardan, hı-hı, geçerek alınıyor. O nedenle bence öğrencilerimiz tercih etmeli. Sadece burada bir değinmek istediğim bir konu var. Buyurun. Bize mesela bu özel yeteneklilik konusunda bazen anne babalar yanlış algılara kapılabiliyorlar. Günümüz çocukları gerçekten farklı. Bizim dönemimize göre, daha önceki dönemlere göre vesaire birçok konuda bizden daha iyiler. Anne babalar da bize başvuran rehberlik ve araştırma merkezine test vesaire yaptırmak için, zeka testleri ve benzeri yaptırmak için başvuranlarda şunu görüyoruz. Ya benim çocuğum çok üstün yetenekli diyor. Bazen bu yanılgı şöyle olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Çocuğunun üstün yetenekli olduğunu düşünerek çocuğun da beklentiyi yükseltebiliyor. Çocuğun, hı-hı, kapasitesinin üstünde beklentiye giriyor. Bu da ona baskı olarak dönüyor. Bize başvuruyorlar, biz değerlendirme yapıyoruz. Genelde normal düzeyde bir sonuç çıkıyor. Yani yaşıtlarıyla hemen hemen aynı bir, hı-hı, sonuç çıkıyor. Ve bu hem anne babada hayal kırıklığı yaratıyor, hem de çocuğa olumsuz yansıyabiliyor. Benim önerim anne babalara, hani dediğim gibi çok büyük bir farklılık, yani yaşının çok çok üstünde, çok çok ilerisinde bir beceri, bir davranış göstermiyorsa, benim çocuğum özel yetenekli, üstün yetenekli diyerek belirli testlere sokmasınlar. Bu çok, hı hı, ciddi bir sıkıntı. Sonra o etiketlenmeye yol açıyor ve sonucunda çocuk üzerinde olumsuz etkiler oluyor. Peki hocam, şimdi bu şeyi de açıklayalım ki özellikle bizleri izleyen veliler bu konuyla ilgili de akıllarında bir soru varsa giderilmiş olsun. Hı hı. Şimdi bu devletimizin normal örgün öğretim gibi eşitlik ilkesiyle her vatandaşa eğitim alma hakkını sağladığı bir durum. Yani herhangi bir ücret yok. Sınır yok. Sizden dinleyelim. Şöyle yani bir iki yıl önce bir ücret konuldu. Hani sonra hani bakanlık bunu değerlendirdi ve uygun olmadığını düşünüp kaldırdı. Hı hı. Bu başvuru sürecine, bilim ve sanat merkezine seçilecek öğrencilere yönelik önümüzdeki haftaki başlayacak başvuru sürecine her öğrencimiz yönlendirilebilir. Hı hı. Herhangi bir, yani bir ölçüt, sınırlama yok. Tek ölçüt öğretmenin öğrencisinin farklı olduğunu, yetenekli olduğunu fark edip, gözlemleyip o sürece dahil etmesiyle alakalı. Burada sosyoekonomik özellikleri, hı hı, gelir durumu vesaire, bunlar hiçbirisi kriter değil. Biz hep söylüyoruz, yarın da öğretmen eğitimlerimiz başlayacak bununla ilgili. Öğretmenlerimize şunu öneriyoruz. Gerçekten bu sürece girmek isteyen hiçbir öğrencimize engel olmayın. Hı hı. Başvurusunu yapın. Çünkü ne kadar çok alan taranırsa yetenekli bireylerin tespit edilmesi o kadar sağlıklı olur, hı hı, doğru olur. Ve özellikle devletimiz buna çok önem veriyor. Niye? Çünkü bir ülkenin geleceğinin bu beyinlerde olduğunu biliyor. Hı hı. Onun için toplumun yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bazı toplumlarda %1, bazı toplumlarda %2 düzeyinde bir özel yetenekli birey var. Bunu tespit etmek için bu tür taramalar yapılması gerekiyor. O nedenle anne babalar da, öğretmenlerimiz de hiçbir kriter koymadan, hı-hı, sadece yetenekli olduğunu düşündükleri her öğrencimizi bu sisteme girsinler, yüklesinler. Çocuk kendini ifade etmiş olsun. Burada son bir şey daha, vaktimiz varsa buyurun. Hatırlatayım. Şimdi bunu bir sınav gibi görüp, sınav gibi değerlendirip çocuklarımıza daha birinci sınıftan sınav stresi yaşatan tutumlar var. Bunu, hı-hı, belli yayın evleri yapıyor, belli, yani kimseyi tabii hedef alarak konuşmuyorum ama belirli merkezler yapıyor. Bu doğru değil. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıf çocuğunun bir sınav stresine sokulması bence çok yanlış bir tutum. Bu bir sınav değil. Hı hı. Yani bu değerlendirmede, sınav demiyorum, bu değerlendirmede başarılı olmak için
bir hazırlık yapılması gerekmiyor. Hazırlığın da hiçbir katkısı olmaz. Çünkü çocukta yetenek varsa zaten hiçbir hazırlık yapmadan o değerlendirmeleri geçiyor. Ve yetenek doğuştan gelen bir şey. Sonradan öğrenilebilen bir şey değil. Hı hı. Sonradan öğretebildiğiniz tek şey o yeteneğin var olduğunu göstermek ve geliştirmek. Güçlendirmek, geliştirmek. Hı hı. Varsa vardır zaten. Hı hı. Bunu çünkü reklamlarını görüyoruz sağda solda. Bilim sanat sınavına hazırlık kursu, hazırlık kitabı vesaire. Emin olun bu yani gerçeği yansıtmıyor etmez. Çünkü o çocuğun performansı neyse, yeteneği neyse o zaten o sınavda, sınav değerlendirmede ortaya çıkıyor. Hı hı. Hiçbir hazırlık yapmasa da. Peki. Buna gerek yok diyorum anne babalara. Böyle bir hazırlığa, kitaba vesaire gerek yok yani. Hı hı. Çocukların kendi becerileri yeterli gelir diyorsunuz değerlendirmeye. Tabii ki, tabii ki. Peki hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür verdiğiniz ediyorum bilgilerden fırsat dolayı. Verdiğiniz için. Buradan yineleyelim özellikle öğretmenlerimize ve anne babalara. Eğer çocuğunuzda özel bir yetenek olduğunu, yaşıtlarına rağmen özel bir yeteneği var olduğunu düşünüyorsanız sizler de bu fırsatı kaçırmayın diyelim. Ama eğer değerlendirmelerden geçemeyenler de üzülmesinler. Çünkü zamanla belki de başka bir yetenekleri vardır veya derslerine çok daha iyi evet. çalışarak başarılı bir öğrenci olabilirler. Dediğimiz gibi Bilim Sanat Merkezi sadece yeteneklerin var olan yeteneklerin ortaya çıkması ve güçlendirilmesi noktasında sizlere destek veriyor diyelim ve size bir kere daha teşekkür edelim. Biz teşekkür hocam ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Ve böylelikle bugün de akşam ajansını noktalayalım sayın seyirciler. Yarın saatler 17'ye gösterdiğinde bizler bu ekranda sizleri bekliyor olacağız. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Geçmiş olsun.